Bütüne Hizmet 1 6-2-2019 Yezidlerin diriliklerindeki bilişin bu yoğunluğa inebilmesi hepimizin gerçek ilmini kodlayabilmemizle mümkün olacak. Unuttuğumuz ne varsa bu yoğunluk bütüne hizmet ettiğimiz sürece bize her bilgiyi hakikatimizle diri olarak dilleyecek. Bire hizmet hepimizin görevidir ve bizler bire hizmetçileriz. Bu çalışma birlik tekniğinde bütüne hizmet olarak dilletilecek. Bütüne hizmet mutlaktır ve hakikiyeti hak tekniğiyle kodlanmış olanlarca kodlanabilen bütüne kök görev taşımaktır. Bedende olmak hepimiz için bire birliğe geçiştir ve bedene her birimiz hak teknikle vardık. Hakkın kalemi olarak bu çalışmayı başlattık. Bu çalışma Muhammed kodlarının hologram ötesi kayıtlarından gerçek kaynağa inerek geçiş yapıldığında kontrollü olarak kayıtlandığımız alandır. Bir alan kapısı açın ve oraya hak teknikle ulaşın. O alanda her şey halik olarak mevcuttur. Halik olabilenler halikiyete hak teknikle ulaşanlar olur. Bugün burada halik olanların hak teknikle kontrol altında hasat yapmaları mümkün olacak. Bizler çarık çıkararak buraya bu yoğunluğa indik. Bu çarık mahrek olanların hak teknikle kodladıkları şarkı, türkü ile kayıtlara inenlerin ise halik olmadan da kodlayabilecekleri bir şarttır. Bizlerin gerçek sahramız burasıdır. Bu sahrada Muhammed kapılarından öte olan hak kapılar var. Bu hak kapılar har yükselmeden de hologram ötesine kodlama yapabilirler. Umutlarımız dediğim zaman bilirim ki umutların ötesindeki mutlak kurullar bu yoğunluğu kayıtlayacak dürümle bütüne hizmetçilik için geçip gelirler. Bizlerin yaratılış ismimiz insanlık ilmini kodlama, ümmi kapıları koyu ışıkla kodlattırma ve ruha varma adıdır. Bizlerin bu adla yaptığımız her şey her şeyin ilmidir. Umut olur ki tanrılık kapısı hep açık tutulur. Mutluyuz ki buradayız ve mutluyuz ki bu çalışmaya bir tek olup inebildik. Hepimizin genç ihtiyar, hepimizin hak tahtımız var. Bu tahta hepimizin aklı var ve hepimizin kervanı var. Bizler bu yoğunluğa inebilmek için ulu bir dünya kodlaması yapmaya çalıştık ve bunu başardık. Bu ulu kök gerçeklikle yapılan çalışma bizlerin geri kapılara varmamızı ve gerçek kurulları kodlayabilmemizi, hareketimizi gerçekleştirdi. Hatta aklın kalemi oldu her ana ve bütüne hizmet etti. Bereket ki dünya planeti güçleniyor. Bereket ki dünya planetinin gücünden öte bir güç mutlulukla burada kodlamaya başlayacak. Ve bereket ki ata kapı olan insan halikiyetini hak tahtisizlikle kodlamaya başlıyor. Ruhlar kapısı diye de bilinen bu kapı muktedir bir kapıdır. Bu kapıya insanlık kodları varır ve bu kapıda imparatorluğun kültü bulunur. Bu kapıyı herkesin anlayabilmesi imkanı yoktur ve buradan gök çözümlemeleri yapabilecek olanların kontrollü kodlarla burada bulunmaları gerekir. Ulu Mustafa Kemal Atatürk tüm insanlığın şarkısını okumuştu.
öz gerçekliğinde burada bugün bütüne hizmetçilik için kara ışığını kayıtlayacak ki her insan ocağına varsın diye. Muhammed kapısının gücünden güç katarak yasaları kodlayan o, kendi diliyle sizinle dilleşecek. Onun sevgiyi, halikiyeti ve hak tekniği bildiği kesin ve şükredin ki bugün öz görevini yapacak.